Başlayalım arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün önemli bir heyeti ağırlıyoruz. Özellikle Avrupa'nın birçok yerinden farklı kurum ve kuruluşlardan bir araya gelmiş olan bir barış delegasyonunun bugün partimizi ziyaret etmesiyle birlikte sizlerin huzurunuzdayız. Açıkçası bu barış delegasyonunun bugün içerisinde bulunduğumuz önemli bir durum ve önemli bir mesele üzerine aslında bizimle yapmış oldukları görüşmeyi çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin kaldırılması yönünde parti olarak yapmış olduğumuz yoğun bir çalışma ve büyük bir mücadele var. Ve bu mücadele çerçevesinde heyet bizden Sayın Öcalan'ın durumuyla ilgili bilgileri, son gelişmeleri, tecritin ne aşamada olduğuna dair görüşlerimizi almak üzere bugün buradalar. Elbette ki bugün Sayın Öcalan üzerinde çok yoğun bir ve katı bir şekilde uygulanan tecrit meselesinin aslında Avrupa ülkelerinin gündeminde olmasını açıkçası çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Bugün Türkiye'de evet bizler bir mücadele veriyoruz tecritin kalkması için. Çünkü biz tecriti bir insanlık sorunu olarak ve bir insan hakları ihlali olarak görüyoruz. Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla ve ailesiyle görüştürülmemesi, mutlak tecritin uzun süredir devam etmesinden kaynaklı yaşanan sorunu sadece bizim bir meselemiz olma halinden çıkarıp aslında hem Türkiye'nin hem de Avrupa ülkelerinin de bir meselesi haline getirmek gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü heyete biz Sayın Öcalan'ın uzun yıllardır ağırlaştırılmış bir tecritle karşı karşıya olduğunu ifade ettik. Özellikle ben 2011 ve 2015 yılları içerisinde Türkiye'deki barış ikliminin, o havanın ne kadar olumlu bir hava olduğunu, ki o dönem Sayın Öcalan'la yoğun görüşmeler yapıldığını ve Sayın Öcalan'ın Türkiye'nin demokratikleşmesine, Orta Doğu'nun demokratikleşmesine olan katkısının asla göz ardı edilmemesi gerektiğini de ifade ettik. Ancak 2015 yılından sonra hem adaya gidiş gelişlerin kesilmesi, barış ve müzakere sürecinin bitirilmesi, Sayın Öcalan'ın bir kez daha mutlak bir tecritle karşı karşıya kalması, aile ve avukat görüşlerinin engellenmesi meselesinin bugün Türkiye'de nasıl bir hava oluşturduğunu da ifade etmeye çalıştık. Özellikle Leyla Güven arkadaşımızın bugün 97. gününde olan açlık grevinin, bir milletvekilinin bu sebepten dolayı, bu meseleden dolayı bedenini açlık grevine yatırmış olması, yine sadece Leyla Güven'le sınırlı kalmayan cezaevlerinde hem seçilmiş arkadaşlarımızın hem de tutuklu diğer arkadaşlarımızın bedenlerini açlık grevine yatırdığı bir dönemde, yine Hevler'de, Galler'de, Strasbourg'da birçok arkadaşımızın bu konuyla ilgili olarak, yani Sayın Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasına dikkat çekmek üzere uzun süredir açlık grevlerinde olduklarını ifade ettik. Çok yakından ilgilendikleri için, bu meselenin üzerinde durdukları için ve bu anlamda da bir gündem oluşturmaya çalıştıkları için öncelikle heyete sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Onların çabasının, onların emeğinin elbette ki bizim açımızdan büyük bir önemi var. Ve bu sorunun çözülmesine büyük bir katkı sunacağına olan inancımı da özellikle belirtmek istiyorum. Bir kez daha sizlerin huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum. Yes, my name is Ögmundur Jónasson and I come from Iceland and I together with my colleagues are speaking on behalf of a group of 9 individuals coming from various countries, some far apart, Argentina, Iceland, Britain, the United States.
What we have in common is that we have a deep concern for human rights and a commitment to justice and democracy. We have written a letter to the Minister of Justice in Turkey. This we did on the 21st of January, asking for a meeting with him where we would raise these issues and express our concerns, and also for the imprisonment of political figures in Turkey. In the letter, we refer to the condition of Abdullah Öcalan, and we say, and I quote, "We are aware of the unfortunate situation that nobody has been allowed to visit Abdullah Öcalan for a long period of time, and we ask your assistance in arranging that our delegation be given permission to visit him on Imrali Island, where he is held captive. In our opinion, this is a precondition for achieving peace in Turkey, and that is the main issue we are concerned with this delegation. We come from politics, trade unions, culture, human rights organization and human rights works. There are lawyers in our group, but we all share this deep commitment to express solidarity and support for efforts to establish peace in Turkey. Benim adım Ögmündür Canas'ın ve ben bu Barış Heyeti adına konuşacağım. Biz burada Arjantin'den, İzlanda'dan, Amerika'dan, İngiltere'den ve farklı ülkelerden gelen bir grup insanız ve hepimizin endişesi ortak. Bu da Türkiye'deki kötüye giden insan hakları ve aynı zamanda bizim bir ortak noktamız daha var. Bu da adaletin sağlanması için kendimize adadığımız bu kararlılıktır. Türk Adalet Bakanı'na bir mektup yolladık buraya gelmeden önce Ocak ayında ve ondan bir görüşme talebinde bulunduk. Bu görüşme talebinde de kendisine şu sözleri ifade ettik. Dedik ki Abdullah Öcalan'ın uzunca bir süredir ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmediğinin farkındayız. Kimsenin onu uzun bir süredir görmediğinin farkındayız. Ve sizden bize gerekli onu İmralı'da esir tutulduğu İmralı'da ziyaret edebilmemiz için gerekli koşulları sağlamanızı rica ediyoruz diyerek bir mektup gönderdik. Buradaki hepimizin aslında ortak noktası, ortak hedefi Türkiye'de barışın sağlanmasıdır. Bizler farklı gruplardan gelen insanlarız. Bazılarımız siyaset alanından, bazılarımız sendikalardan, bazılarımız kültür alanından, avukatlar ve insan hakları alanında çalışan birçok insan olarak burada olabiliriz. Ama kararlılığımız, adanmışlığımız tektir. Bu da barışın sağlanmasıdır. I would just like to add that we have come here in good faith and with good intentions. I myself am the former Minister of Justice in Iceland, and for many years I was member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, and at present I am an honorary associate of that organization. We are still waiting the reaction from the Minister of Justice in Turkey, but as I say, we are here in good faith and hope that we will be received by the minister. Now, we are not isolated voices, by no means. And I draw your attention to recent declarations, among others, from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, who are speaking very much in line what I am saying here. They are drawing attention to the fact that a precondition for peaceful solution in Turkey is that the isolation of Abdullah Öcalan be broken. And we express solidarity with that claim. And to finish with, before my colleague takes the word, we of course have deep concern for the people who have been on hunger strike for a long time
all too long time here in Turkey and also in Europe. On Sunday, we visited 14 Kurdish people who have been on hunger strike since the beginning of December. And this was, at the same time, an inspirational occasion and a depressing one. Inspirational in the sense that we were witnessing courage and determination, a fighting spirit. But at the same time, it is depressing that people should be pushed into such a condition. Burada tamamen iyi niyetlerle ve iyi hedeflerle bulunduğumuzu söylemem gerekiyor. Bu nedenle buraya geldik. Ben kendim de İzlanda'da eski Adalet Bakanıyım. Aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin bir üyesiydim ve hala da oranın onursal bir üyesi olarak bulunuyorum. Türkiye Adalet Bakanı'na yazdığımız mektuba hala bir cevap bekliyoruz. Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi'nin Parlamenterler Meclisi'nin de aldığı bir karar vardı. Aslında benim burada söylediklerimle birebir aynı şeyi söylediler. Tecritin kaldırılması gerektiğini söylediler ve biz burada bulunan heyet olarak da Parlamenterler Meclisi'nin vermiş olduğu bu karara katılıyoruz. Bir de şunu söylemek gerekiyor, biz endişeliyiz aşık grevindekilerin durumu için. Hem Türkiye'de aşık grevinde olanlar hem de Avrupa ve diğer ülkelerde aşık grevinde bulunanların durumu için endişeliyiz. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da aşık grevinde olan 14 kişiyle görüştük. Onları görmek bizim için hem ilham vericiydi hem de depresif bir durumdu. İlham vericiydi çünkü onların sahip olduğu cesaret ve savaşma gücü bizim için oldukça iyiydi, ilham vericiydi. Ama depresifti de aynı zamanda insanların seslerini duyurabilmek için böylesi eylemlere girişmek zorunda kalması. Ve sözü diğer arkadaşıma bırakıyorum. Good morning. My name is Beverly Keane. I come from Argentina as part of the human rights movement in that country and in all of Latin America. And we are here to express our solidarity with the Kurdish people, in particular the call to end the isolation of the imprisonment of Abdullah Öcalan, recognizing that this is a vital call for peace, not just with the Kurdish people, but in all of Turkey and indeed for the entire world. Because there is a perspective that is present in the struggle of the Kurdish people that particularly also recognizes the participation of women, the importance of environmental struggle for peace for all of humanity today. We recognize, certainly coming from the struggles in Latin America, that the international human rights conventions, the European human rights conventions, indeed even the laws of Turkey must be respected as regard to prisoners' rights if anything resembling democracy is to be found in a country. And certainly the international solidarity with our struggles in Latin America for this recognition was very critical at times and will be critical again as we move into very difficult times in Latin America. So we stand here in solidarity with the people of Kurd to recognize that we must join together, we must make visible this absolutely unjust and abhorrent treatment of any person, prisoner or non-prisoner, but certainly every state who takes on responsibility for the imprisonment of persons must recognize that there are vital, elementary, humane treatment that must be respected. And this is, in a sense, what the hunger strikers need. Leyla and everyone who is doing a hunger strike in Turkey and around the world today needs respect for these very fundamental human rights in order to be able to put an end to what is their solidarity with this particularly elementary demand. And as has been said already by our colleague, this is what the peace process in Turkey, this is what the peace process for the Kurdish people needs, and this is what peace for all peoples everywhere depends on. Thank you. Benim adım Beverly Keane. Ben Arjantin'den geliyorum. Orada hem Latin Amerika halklarını hem de halkları konusunda hem de insan hakları konusunda
çalışıyoruz. Onları temsilen buradayım. Dayanışma duygularımı bir kere iletmek istiyorum ve buradaki aslında bulunma nedenimiz de bu. Hem Kürt halkıyla buradaki muhalefette bir dayanışma içinde olmak, hem de Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istemek, bunu talep etmek. Onun üzerindeki tecritin kaldırılması aslında hayati öneme sahiptir. Tecritin kesinlikle kalkması gerekiyor. Çünkü Kürt halkının hakları, kadınların hakları, ekolojik haklar, bunların hepsi aslında bu tecritin kaldırılmasıyla ilintili ve bağlantılı durumlardır. Tecritin kendisi zaten bir insan hakları ihlalidir. Bu tabii Latin Amerika'daki deneyimlerde de bu tip şeylere rastlanıldı. Orada da insan hakları ihlalleri yaşandı. Ve oradaki ortak şey şuydu: İnsanlar güçlerini birleştirdiler. Oradaki bütün gruplar güçlerini birleştirdiler. Ve şu anda olması gereken de bu. Tüm güçlerin birleşmesi, insanların bir ihlale karşı bir olması. Çünkü kim olursa olsun, cezaevindeki, hapisteki kişi kim olursa olsun, böylesi korkunç bir uygulamaya maruz kalmasına izin verilmemesi gerekiyor. Bu kabul edilmemeli ve insancıl bir tavır takınılmalı. İnsan haklarına uygun bir tavır takınılmalı. Aşık grevcilerinin de taleplerine derhal kulak verilmeli. Çünkü onların talep ettiği şey insan haklarına saygı duyulması, temel insan haklarına saygı duyulmasıdır. Colleagues would like to add a few words. Good morning, everybody. My name is Manuel Cortés, and I'm the leader of a railway union in the UK. I'm here today representing the General Federation of Trade Unions, and like my colleague Tony Burke, we are both members of the General Council of the Trade Union Congress in the UK, the umbrella body for all the trade unions, representing about 7 million workers in the UK. We are here to give our solidarity and support to this campaign to ensure that the Turkish government complies with its own laws, but also its international obligations, to ensure that democracy and human rights are restored to Turkey. It's a privilege and an honor to be here with you, and we are hoping to meet as many people as possible during this delegation. And I really hope that the Turkish Justice Minister actually meets with us and tries to explain to us why he thinks it's all right for his government to breach their international obligations and also their own laws. Thank you. Benim adım Manuel Cortez ve ben Demir Yolları Sendikası Birliği'ni temsilen buradayım. Aynı zamanda Tony Burke ile birlikte İngiltere'deki diğer sendikaları temsilen de buradayız. Orada bütün sendikaların birleştiği şemsiye bir sendikanın, 7 milyon işçiyi temsil eden bir sendikanın temsilcileri olarak buradayız. Destek için buradayız ve Türkiye'yi aslında kendi iç yasalarına ve aynı zamanda uluslararası yasalara uymaya davet etmek için buradayız. Türkiye'ye insan haklarına saygı duyması için, bunları uygulamasını söylemek için de buradayız. Burada olmak bizim için bir onur kesinlikle ve umarım Türk Adalet Bakanı bizimle görüşmeyi kabul edip böylesi bir uygulamayı, böylesi bir hukuksuzluğu niye uyguladığını anlatabilir. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ekibin toplu resim alabilir miyim? Tabii ki. Yes, of course. Women at the center here. Unfortunately, we haven't got enough women on the delegation.